bir dostu Hazreti Yusuf'u ziyarete geldi. Ve oturdular, konuşmaya başladılar. Hazreti Yusuf başından geçenleri, kuyuda iken çektikleri sıkıntıları dile getirdi, anlattı. Uzun süre konuşup dertleştiler. Konuşmanın sonunda Hazreti Yusuf misafirine, "Söyle bakalım, bizi ziyarete geldin. Gelirken gönlünden ne koptu?" Misafir üzüle sıkıla özür beyan etti. Ama devamını dinleyin, çok güzel. "Sana getirmek için her neye baktıysam, her neyi gördüysem hiçbirini beğenemedim. Layık görmedim. Bir altın zerresi alınıp altın madenine, bir damlacık su okyanusuna hediye götürülür mü? Muhteşem. Sana gönlümü ve canımı hediye olarak getirsem bile Hindistan'a baharat satmaya götürmüş gibi olurum. Senin güzelliğine layık bir hediye bulmam çok zor oldu fakat sonunda sana bir ayna getirmeye karar verdim," dedi. Ona baktıkça güneş gibi parlayan güzel yüzünü görür, sevinir, beni hatırlarsın," dedi ve getirdiği aynayı çıkararak Hazreti Yusuf'a sundu. Hazreti Yusuf bu hediyeyi çok sevindi. "Varlığın aynası yokluktur. Ahmak değilsen yokluğu tercih et. Varlığın aynası yokluktur. Ahmak değilsen yokluğu tercih et. Unutma aşk oğlum." Ya karım seller gibi.
aşk elinden avareyim. Baştan aşağı yareyim. Gel gör beni, aşk neyledi. Baştan aşağı yareyim. Gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni.